Kardeşlerim YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yalnız ortam çok güzel, ben çok beğendim ha. Oğlum dur, daha yeni geldik. Neyini beğendin ya? Ha, kendisi büyük ihtimalle şuradaki atıştırmalıkları gördü Ömerciğim. Gördüm vallahi. Oğlum hem ne demişler, aç uyu oynamaz değil mi? Yürü. Ben bir su alayım o zaman. Bizim şimdi Süsen'e merhaba dememiz gerekiyor mu? Yok ya, onu şey yapmayalım şimdi, boş ver hadi gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ay. Çok güzel olmuşsun be tatlım. Sinir oluyorum belki şöyle ensemde bitmene. İşte beklediğim cevap da buydu. Canım benim. Ne haber? İyi, sen? İyi. Çok sıkılacakmış gibi hissediyorum ama bakalım. Klasik parti işte, ne bekliyorsun ki? Ya böyle gelene kadar çok heyecanlı oluyorum da geldikten sonra hemen eve dönüp çekirdek çitlemek istiyorum. Bilmez miyim ya, aynı duygu bende de var zaten. İstiyorsan çıkalım. Gidelim bir kilo çekirdek alalım böyle tuzlusundan. Deniz kenarına oturalım. Böyle çekirdeğin kabuklarını tüküre tüküre. Şu insanlar ne kadar mı almış ya, sohbeti yapalım ha? Ne dersin, gidelim mi? Güzel fikirmiş. Ama bizimkileri bırakamam burada. Ne yapıyorsunuz? Kimya dersi mi çalışıyorsunuz? Ha evet. Hatta bir klasik olarak bu partiyi de atom bombasıyla patlatmayı planlıyorduk. Ne istiyorsun? Hiç öyle duruyorum. Rahatsız mı oldun? Yok. Niye rahatsız olayım ki? İyi. Olmaz zaten. Çünkü duracağım. Oğlum kan verme merme ayağını kardeşime yazamazsın değil mi? Sana soran oldu mu? Wonderful mu? Wonderful mu? Hayır. Hayır. Ne ara yine başa sardın? Ne ara yine wonderfulcu oldun? Ben anlamadım ki. Çok güzel olmuş Asiye. Allah kahretsin ki çok. Melisa ya, ben bu kızı nasıl unutacağım? Bence unutma. O da sana bakıyor. Harbi mi? Gerçekten mi? Nasıl duruyorum şu an? Bir baksana saçım başım falan ha. Nasıl gözüküyorum, iyi mi? Yakıyorsun ortalığı. İyi bari. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ne güzel olmuş içerisi Süsen. Bayağı uğraşmışsın. Yok ya, öyle. Sıradan bir doğum günü işte. Kaan yok mu? Aa, telefonla konuşuyordu. Hah, işte geliyor. Selam. Ya gelmene çok sevindim. Hani yeni çocuksun ya öyle. Çekinmesin falan diye düşünmüştüm. İçecekler ve atıştırmalıklar şurada. Kendi evimmiş gibi rahat et ya. Sağ ol. O zaman ben bir içecek almaya gideyim. Tamam güzelim. Ben de bir harikaya bakayım. Süsen sana yürüyor sanırım. Farkındasın değil mi? Benim pek tarzım bir kız değil ya. O yüzden pek önemsemiyorum yani. Tarzın nasıl ki senin? Daha böyle uzun uzun konuşabileceğim, sohbet edebileceğim. Bilirsin ya işte. Bilirim, bilirim. Alfa kızlar diyorsun. Yani, evet, evet. Ne güzel, ne güzel. İyi bir şeyler içelim o zaman, hadi. Hadi. Hmm.
Canım ben bir makyajımı toparlayıp geliyorum, tamam? Tamam gülüm, geç kalma. Abi bir şey demeyeyim diyorum da, ya bu paşanın durumu nedir ya? Lan oğlum bakın, Allah yarattı deme. Kardeş mardeş dinleme vallahi, ikiniz de sopalarım ha. Kız gitmiş almış, rica etti. Ben de giydim işte. Böyle şıpadım şıpadım dolaşıyorum zaten. Abi, şimdi biz mahalleye gideceğiz ya. Heh. He. Sen orada ne bileyim böyle poşet poşet sar, bacaklarına öyle girelim. Vallahi bak, böyle çok gülerler sana. Abartmayın ya. Var böyle bir moda. Yani kimse gülmez, sen takılma oğlum. Saat şey mi? Ya tabii tabii vardır da bizim mahalleye gelmemiştir abi daha. Yani böyle başına sıkıntı alırsınız. Lan oğlum ikiniz de eşek sudan gelinceye kadar pataklarım ha. Hadi. Eşek herifler sizi ya. Doruk sana bakıyor. Gördüm. Sen güzelmiş. Tatlış bir ne diyorsun? Ömer'im ya sen durma ya, bir dans etsene baksana. Bütün kızlar sana bakıyor. Ya oğlum ben bıraktım o işleri ya. Biliyorum ben şanssızım o konuları. Ömer niye öyle diyorsun? Şuradaki kızlara bak nasıl bakıyorlar sana. Ha. Benim karnım aç ya, benim bir şeyler yemem lazım. Tamam ben yiyecek bir şeyler alıp geliyorum hemen. Doyurucu bir şeyler, doyurucu bir şeyler. Dört kişilik at. Selam. Selam. Bu arada kitaba bayıldım, elimden düşürmüyorum böyle yani, çok beğendim. Kitap diyorum, çok güzel ama bak sıra bende, yarın ben sana bir kitap getireceğim. Bir sorun mu var? Yo. Emin misin? Ya şey, Doruk seninle yaptığımız edebiyat sohbetini biraz yanlış anladı galiba. Ya huzursuz oldu çocuk. Nasıl yani? Ya Doruk seninle konuşmamdan rahatsız olmuş Asiye. İstemiyor. Söyledi de zaten. Anlamadım. Neyi söyledi? Sevgili oldunuz işte. O yüzden yani. Doruk istemiyor diye. Ben de kendim biraz geri çekeyim dedim. Yoksa çok keyifli bence seninle sohbet etmek. Tamam tamam. Anladım ben. Zannediyorsun? Ne sanıyorsun kendini? Ne oldu Asiye Hanım? Yine hoşunuza gitmeyecek, ne yaptım acaba? Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Hiç oynama şimdi bana. Oynama mı? Laflara bak ya. Ben sana hiçbir zaman oynamadım Asiye. Neysem o oldum hep. Evet, kesinlikle öyledir. Ne oluyor ya? Sen durup durup beni azarlamaktan keyif mi alıyorsun? Pardon Asiye Hanım, yine ne halt işledim acaba? Ha? Bu sefer suçum ne? Doruk, sen benim sevgilim değilsin artık, tamam mı? Sok bunu kafana. Evet, değilim. Ama maşallah sevgilimmişim gibi gelip sürekli beni azarlıyorsun. Sen benimle konuşmak için bahane mi arıyorsun ya, ha? Hala unutamadın beni, değil mi? Seninle ilgilenmiyorum diye çıldırıyorsun. Hayır, umurumda değilsin. O zaman hala ne istiyorsun benden? Sadece kiminle konuşup kiminle konuşmayacağıma sen karar veremezsin. Sevgilim değilsin ki, olsan bile böyle bir hakkın yok. Ben kiminle konuşup kiminle konuşmayacağımı karar verebilecek kadar zekiyim. Ona ne şüphe zaten Bayan Alfa. Ben kimim ki buna karışacak? Sen ne istersen o olur hep. Doruk, sadece ne Kaan ne de başka bir arkadaşım olan konuşmalarıma karışma lütfen. Ne? Ne diyorsun sen ya, ne Kaan?
Çocuk yüzüme bakmıyor konuşurken. Ne söylediysen artık. Bir dakika, bir dakika ya. Sen de buna bu kadar üzüldün yani, öyle mi? Hayırdır Asiye Hanım, ha? Bu ne şiddet bu Celal? Çok mu hoşunuza gitmişti Kaan Bey? Ne? Ne demek istiyorsun sen ya? Ben o çocuğu arkadaşım olarak görüyorum. Hı hı, tabii. Arkadaş. Nasıl arkadaşlıksa artık. Şuna bak ya. Kaan'cı onunla konuşmuyor diye gelmiş beni azarlıyor. Yeni ayrıldık ya daha biz. Birazcık üzülseydin bari be, ha? Birazcık ya. Hiç mi sevmedin sen beni? Ne yaptın? Adam kitap okuyor, Dostoyevski biliyor falan diye, o ne kadar akıllı bir adam mı dedin, ha? Aman Tanrım, benim bu adamdan hemen hoşlanmam lazım falan diye mi düşündün? Ya ben bile bu kadar kolay tavlayamamıştım seni be. İğrensin. Evet, iğrenç bir insanım. Senin yüzünden iğrenç bir insan oldum. Bugün, dünden iyi, yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.